Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gümüş ons ve gümüş gram değerlendirmesi yapacağız. Gümüş ons ve gümüş gram da bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Şu an 23 dolar seviyelerinde seyreden gümüş ons da bizler için kritik rakamlar ve seviyeler hangi seviyelerde bulunuyor? Sizlerle birlikte bunların değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Bizler için haftalık 24.42 altında şu an için gümüş ons olumsuz özelliğini hala korumakta arkadaşlar. Güçlü direnç bölgemiz şu an itibariyle 24.42. Aşağıdaki güçlü destek bölgemiz ise şuradan geçmekte olan 22.71 desteği. 22.71 desteği gümüş onsta kendini koruyabilirse arkadaşlar şuradaki 22.71 desteği altına sarkmalar yaşanmazsa bizler için gümüş onsta ilk etapta 24.42 direnci test edilebilir şeklinde bir öngörüde bulunabiliriz. 24.42'deki direnci takip edeceğiz. Olmazsa olmaz desteğimiz 22.61 altında, 71 altında gene 21.66. Şuradaki 21.66 destek bölgesi. 21.66 destek bölgesi üzerinde durdukça arkadaşlar gümüşte bizim ons tarafında 24.42 seviyesi dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. Şimdi diyeceksiniz ki gümüş ons tekrardan yükselişe başlayabilmesi için hangi seviye üzerinde günlük kapanışlar yapması gerekli? Evet, bunun cevabı da arkadaşlar 24.42. Gümüş ons 24.42 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlayabilirse bu sefer tekrardan yükseliş trendine tekrar geri döner ve 27 seviyesine doğru şuradaki 27.19 direnç seviyesine doğru yukarı ataklarına devam edecektir. Bizim burada gümüş ons tarafında takipte kalmamız gereken en önemli destek yani 21.66 desteği aşağı yönlü kırılmadıkça altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe panik yapmamıza gerek yok. 21.66 üzerinde kalan gümüşte yukarıda 24.42 ilk etapta test etmesini bekleyeceğimiz önemli bir direnç seviyesi olarak göze çarpmakta arkadaşlar. 24.42 üzerinde yükselişler devam edecekse de mutlaka 24.42 üzerinde günlük kapanışlar görmemiz şart. Bu 24.42 üzerinde günlük kapanışlar görmeye başladığımız zaman gümüşte artık yukarıya 27.19'lu seviyelere doğru yukarı ataklarda da yaşanması mümkün. Verdiğim seviyelere dikkatle takipte kalın. Gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gram da bizler için önemli olan seviyeler. Gümüşü biliyorsunuz arkadaşlar. Gümüş hemen hemen her alanda kullanılmakta. Özellikle tıp, sanayi ve para yapımında, bozuk para yapımında da gümüş tercih edilen bir materyal ve bunların hepsinde de kullanılmakta. Tabii bir altın gibi gümüşü külçe külçe saklamak, evde saklamak altına oranla daha zor. O yüzden gümüş yatırımlarını genelde bir işiniz veya bu işte uğraşmıyorsanız bankalar üzerinden yapmanız daha sağlıklı olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, gümüş gramda da şu an 23 dolar seviyelerinde hareketler yaşanmakta. Gümüş onsta pardon. Evet, gümüş ons 23 dolar seviyelerinde seyretmekte. Gümüş grama da bakalım hemen gümüş ons grafiği üzerinden. Gümüş gramda şu an itibariyle 5.80 civarlarında arkadaşlar. Haftayı da 5.64 civarlarında kapattığı görülmekte. Evet, gümüş gramda şimdi bizler için en önemli destek seviyesi
Şu an itibariyle 5.59 seviyesinde gözükmekte. Evet. Şuradaki 5.59 destek seviyesi. Bizim gümüş gramda dikkatle takip etmemiz gereken seviye. 5.59 üzerinde şu an bu 5.94 5.93 seviyesindeki direnç test ediliyor arkadaşlar. 5.93 direnci gümüşte önemli bir direnç. Bunun nedeni arkadaşlar 5.93 üzerinde eğer günlük kapanışlara başlayabilirsek buradan yukarıya doğru artık 5.93 6.50 kanal bandı bizim için açılacaktır. O yüzden 5.93 bizler için ilk etapta önemli olacak bir direnç. Buranın yukarı yönlü kırılması ve buradan bir kapanış, 2 günlük kapanış görmemiz halinde gümüş gramda tekrardan 6.50 seviyesine doğru hareketlerini devam ettirebilir. Onun için 5.93 ilk etapta bizler için çok önemli bir direnç noktası olarak göze batmakta. Sizler de bu 5.93'ü takipte kalın. Çünkü 5.93 yukarıda tekrardan 6.50'deki direnç seviyesine doğru gümüş gramı da yukarı yönlü taşıyabilir. Gene bir orta vadede arkadaşlar destek 5.53 desteği var gümüşte. Daha bir orta bazlı incelediğimiz zaman. Evet şuradan geçen bir 5.53 destek noktası mevcut. Şu an itibariyle zaten haftalıklarda da 5.53 altında bir kapanış görmediğiniz müddetçe bu 5.53 kanalı da bizi yukarıda 7.06 seviyesindeki direnç bölgesine doğru yukarı taşıyabilir. Covid-19'un etkileri artı ekonomilerde yaşanan etkiler bütün bunlar biliyorsunuz gümüş ve altın tarafına yaramakta. Bütün bunların neticesinde de şu an ekonomik yönden sıkıntıda olanların bir miktar dolar-TL tarafına geçmiş olmalarından kaynaklı altın ve gümüş tarafında düşüşler, düzeltme hareketleri yaşansa da arkadaşlar altın ve gümüş de orta vadede hedef tekrardan yukarı yönlü olarak gözükmekte. Özellikle 5.53, 5.60 destekleri bizler için önemli olacak. 5.60 üzerinde tutunum tekrardan 5.93 kısada ve 5.93'ün yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte de bir yükseliş kanalı tekrardan gümüş gramda başlayabilir arkadaşlar. Bu yükseliş kanalı da 5.50 seviyesine kadar 6.50 seviyesine kadar gümüş gramı götürebilir. Sizler de şu vermiş olduğum kanal aralıklarını takipte kalın. Daha orta vadede de 5.53 altında bir kapanış olmadığı müddetçe arkadaşlar 7.06 seviyesinde bulunan kuvvetli direnç bölgesi tekrardan gümüş gram bölgesinde görülecektir diye düşünmekteyim. Şimdilik bir panik yapılacak hava. Ben gümüş gram tarafında 5.38 kırılmadığı müddetçe beklemiyorum. Onu da gene burada gösterelim. 5.38 aşağısında bir kapanış olmadığı müddetçe şu an itibariyle yukarı yönlü dengelenme çalışmaları gümüş gramda da devam etmekte ve buradan toplayıp ilk etapta 5.93 direncinin yukarı yönlü kırılmasıyla 6.50 hedefine doğru gümüş gramda da hareketlerin sürmesini bekliyorum. Tabii bunlar beklenti ve teknik grafik çalışmaların neticesinde bulunmuş rakamlardır. Hiçbir zaman %100 olacaktır diye bir olgu da yoktur arkadaşlar. Bunları da bilin. Bunları sadece strateji yapmamızda bize faydası olabilecek rakamlar olduğu için bu rakamlardan faydalanabiliriz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ayrıca sizi kanaldan çıkmak için, abonelikten çıkmak için zorlayacak, yorumlar atacak olan trollere de karşı da sizleri uyarıyorum. Siz bildiğiniz yoldan şaşmayın arkadaşlar. Kanalımız hem sterlin olsun, dolar olsun, altın olsun, euro olsun yaptığı tüm analizlerde
orta, kısa ve uzun vadeli analizlerin hepsinde nokta atışlı çalışmaktadır. Bizleri takipte kalın. Biz sizlerle başarılıyız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.